Simülasyon Türk'ten herkese merhaba. Amerikan Transmitter'deyiz bu kez. Logitech G920 ile Amerikan kamyonu kullanıyoruz. 13 vites, Eaton Filler şanzıman. Şu an 5L'ye attık. Yani düşük ve yüksek vites farkı var burada. Şimdi 6L yapıyoruz. Los Angeles girişindeyiz. Buradan Oxnard'a gideceğiz. Tomruk taşıyoruz. Bir önceki videoda sizlere Michelin lastikleriyle Logitech G920'yi göstermiştik. ETS2'ye biliyorsunuz yeni bir DLC geldi. Onu tanıtmıştık. Amerikan Transmitter'da yeni bir olay yok. Bu başlı başına zaten bir olay. Direksiyona alıştım artık. Farklı dediğim gibi şanzımanları falan deniyoruz. Pedallara alışmaya çalışıyoruz. Şimdi bak bu vitesde biraz tabii zor kalkıyor. ETS2'de kullandığım ayarlar burada da geçerli arkadaşlar. Hadi geç sen de geç. Bir fırsat vermediniz, geçelim sola ya. Aktarma tuşum var burada. Buna basmadan diğer dizilime geçemiyorum. Aktarmalı şanzımanı kullanıyoruz. Böylece. Tabii 18 vites olduğunda biraz daha farklı oluyor. Takviyeli yaptığınızda biraz daha farklı oluyor. Bu vites dizimini dizilimi diye bir kısım var. Orada aktarmalı, takviyeli, takviyeli aktarmalı ve yine Eaton Filler'in 10 vites, 13 vites ve 18 vites desteği var. Bu sadece ATS'de var. ETS2'de ilk saydıklarım var. Özel bir şanzıman desteği yok. Bir önceki videoda kamera açısı biraz ETS2'ye bildiğiniz gibi Michelin lastikleri gelmişti. O lastikler Amerikan Transmitter'da gelir mi? Bununla ilgili bir en ufak bilgi dahi yok arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz bu nedense bu oyunda böyle bir lisanslama sorunu var. Yani Michelin şu an bahsi bile geçmiyor olabilir. Evet bak tabii. Yani Michelin ABD bölümü var. Tabi görüşler mi bu konuda bilmiyoruz. Basmazsan geçmez tabi. Yani bunu da görmüş oldunuz. Niye derseniz şimdi burada aktarma tuşu olmadığı için bir yandan direksiyonu döndürüyorsunuz. Çarpmamaya çalışıyorsunuz. İşte düzgün gitmeye çalışıyorsunuz. Bir yandan aktarma tuşuna basmaya çalışıyorsunuz. Burada biraz şaşırıyorsunuz. Yani onu söyleyeyim. Orada biraz bir kusuru var. Hani ona başka bir şey deneyeceğim. Yani başka bir tuş yapacağım ona, bilmiyorum. Başka bir tuşa basmam gerekecek. Yani öyle bir şey yapmamız lazım.
Döndürürken bir tuşa basmak çok sıkıntı. Zaten biliyorsunuz şimdi yola girerken soldan geleni görmek için normalde ya böyle yapıyorum da böyle kısmen görüyorsunuz ama 4'e bastığınızda komple görüyorsunuz yolu. Veya işte ya bir elin sürekli farede olur. Yani ya da kamera yani bir yola girdiğinde bakarsın etrafına geçersin. Ya da işte tracker cihazı olur. Amerikan Transmetre'de ayna olayı biliyorsunuz biraz farklı. Ben seviyorum yani her şeye rağmen Amerikan Truck Simulator'da oynamayı. Manuel vites çok büyük keyif katıyor şu an duruma. Daha önceki videolarda demiştim hani meşgale arıyorum ya. Çünkü DFG'de otomatik her şey. Oyun zaten otomatik bir kere. Beni engelleyen bir şey yok yolda giderken ama insan meşgale arıyor. Zaten en son işte DFG'de de Amerikan Truck Simulator için özellikle düz vites kullanmaya başlamıştım. 10 vitese kadar hani alıştım. Şimdi 13 kullanıyorum bu videoda. Bir sonraki videoda 18 deneyeceğiz. Ama inceleme videolarında, ayarlama videolarında bunu tek tek göstereceğim nasıl olduğunu. Yani zaten en büyük isteğim o. Yani direksiyonla neler yapabildiğinizi göstermek istiyorum. Her oyunun ayarı farklı, her oyunun performansı farklı. Varış yerimize geldik. Buradan direkt sola dönüyoruz, evet. Sağda kimyasal kimya fabrikası var. Öndeki Dorse de güzelmiş ha. Modla geliyor bunlar. Bendeki Dorse zaten gördüğünüz şu tomruk dosyası, bunu vereceğim. Buradan sola dalacağız bakalım hadi. Seviyorum ya. Ortam çok başka burada. Hemen böyle aktarma tuşuna bastık. Bak. 2 3 Şimdi basmanız gereken bir olay var burada. Pedala basmazsanız biraz zor geçiyor. Onu da zaten kontrollerden ayarlayabiliyorsunuz. Debriyajı zorunlu yaptığınızda veya gazı o gerekiyor. Yani bende şu an sadece debriyaj olayı zorunlu. Hadi bakalım nasıl geçeceğiz buradan şimdi. Komiserim bir yolu aç ya, 2 dakika. Tır geliyor lan. Neyse durdu. Bak geçmedim şeye. Evet. Park yerimizi zor yapalım. Size biraz gösterelim mevzuyu. Yani döndüreyim direksiyonunu istiyorum. Hatta bir güzergah vardı. Ben oraya göstermedim. Yani kayıtta değildim o arada. O güzergahta yani düz yolda çölden geliyorduk işte Arizona'dan. Erenberg üzerinden falan. Baya hani hiçbir şey yapmıyordunuz. Sadece basıp gidiyordunuz. Şimdi geri vitesin de bir olayı var. Geri vites normalde işte böyle yüksek vites değil mi şu an? High yaptı onu. Geri vitese. Geri vites zaten burada. Hani normalde bastırıp arkaya alıyorduk. Geri aşağı indiriyorduk. Ve yine low da yapabiliyorum. Aktarmaya bastığımda ilk sırada şu an low. Tekrar yaptığımda high oldu. Yani aktarmaya zaten başmışsın tuşa. Yani böyle kullanabilirsiniz. Bu titreşim olayını hala ayarlıyorum ya. Şimdi biraz direnç, dönüş direnci derecesi artılmış durumda.
Ama güzel oluyor. Şimdi sonuçta yavaşladık. Biraz zor dönsün değil mi? Gerçekte olduğu gibi. Evet, bitirdik başarıyla, kazasız belasız. Yavaş gidiyoruz çünkü ya. Basıp gitmiyorsun gaz artık. Bak şu an. Hemen çekmeyeceksiniz yani debriyajda. Çünkü ben bir süre yine yolun yarısında debriyaj zorunlu değildi. Bak şimdi zorunlu. Hani böyle hemen çekmeyeceksiniz de ona göre ayarlayacaksınız gerçekte olduğu gibi. Yok, ben soldan direkt basayım ya. Umarım kaza yapmam diyeceğim de. Hadi gideyim. Buradan basalım ya. Şöyle döndürelim hemen. Geçmedi. Doğrusu olmadığı için basıyoruz. Bu da 101. otoyol. Aynen. 101. otoyola girdik. Buradan çıkış yok arkadaşlar. Bu yol hep böyle gidiyor. Çıkamıyorsunuz. Santa Maria'ya da bırakalım. Ve radara girdik. Bu Oxnard'ın, eski Oxnard'ın çıkışı yolu burası. Burada nedense bir yoğunluk vardı. Yani tam burada bak, tam burada vardı bir yoğunluk. Fabrika var diye galiba bir yoğunluk var. Dorsemiz olmadığı için rahatlıkla gidebiliriz. Açıkçası şu an yarış yapmak istiyorum ya. Oha, trene bak. Yanda bir yol var, demir yolu var. Harika ya. Bak rahatlıkla takıyorum. Ve bu ya, malzeme kalitesine güvendiğiniz için işte vitesi değiştirmek biliyorsunuz, hani kırılabilir bazı şeyler vardır. Bunda öyle değil ya. Hani sert de çekseniz, yavaş da çekseniz, hani yumuşak da çekseniz bir şey olmayacağını biliyorsunuz. Zaten manuel vites, yani kutusu yapmak yürek ister hani. Logitech Drive for GT'yi hala kullanıyorsak veya G20 direksiyon kullanıyorsanız, G25 falan. Yani siz, üretimden kaynaklanan bir sıkıntı olmadığı sürece veya siz bir şey yapmadığınız sürece direksiyona bir şey olmuyor. Ve haliyle yeni direksiyona gerek kalmıyor değil mi? Evet, bu tünele de girelim. Santa Maria'da bırakırız. Mazotumuz bitiyormuş. Alacağız orada. Şu an en yüksek vitesteyiz ve radara girdik tekrar. Çok hızlı gidiyoruz çünkü. Şöyle gösterme gerekirse basıyoruz yani.
Biliyorsunuz sağ serbest aslında. Girdim gördüğünüz gibi ceza yemedim. İstasyon ileride miydi ya? Aynen buradaymış. $500 verdik. 2 ile kalkabilirim. Şu sese de bayılıyorum ya, elbisenin sesine. Walmart'a gidelim hadi bakalım. Yani girecek dönecek yer arıyorum ben aslında size. Göstermek için. İş var mıydı burada acaba? Kamyonlar soldan. Biz insan değiliz. Arkaya gidiyoruz. Ne var aga burada ya? Buraya Dorse biliyor muyum ya? Ne şuyduk? Ha burada Dorse var. Ha, iş alırız buradan o zaman. Merhaba canım. O zaman tekrar girişe gitmemiz gerekiyor. İnemiyoruz tabi biliyorsunuz. Buldun da buluyorsun filan. Hop. Çok şey döndüm ya. Yanlış döndüm. Oha. Oha, Montana ya. Tam istediğim yerler ya. Extreme Tracker 2 de gelmişti Montana. Tabi burası öyle güzel Montana değil. Neyse arkadaşlar, burada bırakıyoruz. Coast to Coast haritasının bir olayı bu. Eyaletleri getiriyor böyle ABD'nin. Eyaletleri geliyor buraya. Montana tabi ileride artık paketlerle gelir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Boşa aldım, el frenini çekelim. Hoşça kalın.